Hepimizin bildiği gibi parayla ilgili gerçek bilgiler bize okullarda öğretilmiyor. Birçok çocuk ekonomi ile ilgili bilgilerden yoksun kalarak yetişiyor. Parayı öğrenmelerinin tek yolu var, o da aile eğitimi. Bugün zenginlerin çocuklarına para ile ilgili öğrettiği 10 şeyden bahsedelim. Öncelikle finans, yatırım, girişimcilik videoları ile ilgiliyseniz yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Madde 1: Zenginler çocuklarına paranın ne kadar önemli olduğundan, paranın değerinden bahsediyorlar. Sıfırdan tırnaklarıyla kazıyarak milyoner olan veya finansal olarak başarılı olan kişiler paranın ne kadar önemli bir araç olduğunu biliyorlar. Zenginlerin çocuklarına öğrettiği ilk şey paranın önemi. Zengin aileler paranın mutluluk getirip getirmediğini bir kenara bırakıp çocuklarına paranın ne kadar önemli olduğunu öğretiyorlar. Mutlu olmayı bilmiyorsanız çok paranız olsa da hiç paranız olmasa da mutlu olamazsınız. O ayrı bir konu. Ama paranın birçok fırsat açtığını, yeni kapılar açtığını ve daha iyi bir yaşam kalitesi sunduğunu çocuklarına anlatıyorlar. Çocuklarına paranın bir amaç değil, araç olduğunu anlatıyorlar. Zenginler paranın özgürlük getirdiğini biliyorlar zenginlik nereye gitmek istediğinizden tutun da nerede yaşamak istediğinize kadar seçme hakkına sahipsiniz demektir. Genelde imkanlı olmasına rağmen başarısız olan, finansal olarak kendini geliştirmeyen insanlar parayla ilgili konuşmanın ayıp olduğunu düşünürler. Hatta çevrenizde de görüyorsunuzdur, birçoğu paranın önemsiz olduğundan bahseder. Bu aktarım o insanların çocuklarına da öyle geçer. O çocuklar fakir olduğu zaman, çalışmayı sevmediği zaman bir bahane bulurlar. Para kötü bir şeydir derler. Zenginlerin çocuklarına parayla ilgili öğrettiği ikinci madde aktif ve pasif yönetimi. Yani aktif bir varlığa sahip olmak. Daha önce duymamış olabilirsiniz ama finansal özgürlük isteyen herkes için çok önemli. Daha önce duymayanlar için şimdi açıklayacağım. Şimdi diyelim ki bir tarafta pasif varlıklar var, bir tarafta aktif varlıklar var. Şimdi firmanıza daha iyi ürünler üretmek için bir alet aldığınızı sayalım. Bu sizin daha çok satış yapmanıza yarayacak ve sizin kalitenizi arttıracak. Bu aldığınız ürün aktif bir varlık mıdır yoksa pasif mi varlık mıdır? Tabii ki de aktif bir varlıktır. Yani siz satın aldıktan sonra size nakit akışı sağlayacak, size para kazandıracak her şey aktif bir varlıktır. Finansal olarak başarılı olmak ve finansal özgürlüğünüzü kazanmak istiyorsanız her zaman etrafınızı aktif varlıklarla doldurmanız gerek. Başka örneklerle de açalım. Eğer bir hisse senedi alıyorsanız bu aktif bir varlıktır. Ama eğer ihtiyacınız olmayan lüks marka bir araba alıyorsanız, hatta bunu kredi çekip alıyorsanız ultra pasif bir varlıktır. Arabayı aldığınız anda zaten %50 değer kaybeder. Yani size hiçbir şekilde para kazandırmaz. Veya lüks kıyafetler, lüks eşyalar. Bunlar da pasif varlıklardır. Kısacası aktif varlıklar size durduğu yerden para kazandırır. Aldığınız zaman size kısa veya uzun vadede asla zarar vermezler. Ama pasif varlıklar, para harcamanın gereksiz olduğu, size her zaman para kaybettirecek varlıklardır. Hayatınızda elinize geçen herhangi bir parayla, maaşınızla veya herhangi bir getirinizle aktif varlıklar alırsanız finansal özgürlüğünüzü er ya da geç kazanırsınız. Az önce gayrimenkul yatırımından bahsettim, tekrar oraya döneyim. Dedim ki eğer kredi çektiyseniz, kira getirdiğiniz krediden fazlaysa cebinize para getiriyorsa veya nakitle aldıysanız yine karlı bir şekilde size kira getiriyorsa bu aktif bir varlıktır. Ama içinde oturuyorsunuzdur veya yine kredi çekip almışsınızdır. Eğer kredi borcunuz kiranızdan daha fazlaysa bu da pasif bir varlıktır. Yani garimenkul o zaman sizin için pasif bir varlığa dönüşür. Zenginler çocuklarını aktif varlıklar inşa etmeyi ve pasiflerden kaçınmayı öğretirler. Aktif varlıklar siz çalışsanız da çalışmasanız da size her zamandaki takışı sağlarlar. Zamanla aktif varlıklardan gelen parayla kendinize yatırım veya tekrar aktif varlıklara yatırım yapabilirsiniz. Zenginlerin çocuklarına parayla ilgili öğrettiği üçüncü şey, paranın nasıl yönetilmesi gerektiği. Çocuklarına paranın yönetilmesi eğitimini ilk başta ev gelir giderleriyle öğretiyorlar. Onlara ev ekonomisini öğretiyorlar, kira, fatura gibi şeylerle ilgilenmesini istiyorlar. Çocukları küçük yaşta bir şeye sahip olmanın bedelini anlıyor. Günümüzde ailelerin %95'i çocuklarına parayla ilgili bir şeyler öğretmeyi bırakın parayla ilgili konuşmuyorlar bile. Bu şekilde çocuklar okula ilk başladığı zaman haftanın ilk gününde harçlığını bitiriyor ve bu alışkanlık hayat boyu devam ediyor. Maaşı çalışırken de hep maaş gününü bekliyor. Zengin aileler paranın yaşamak ve harcamak için gerektiğini, bunun modern hayatın gerçekleri olduğunu biliyorlar ve çocuklarını öğretiyorlar. Dördüncü madde para kazanmanın farklı yolları. Zenginlerle ilgili fark ettiğim bir diğer şey ise çocuklarına para kazanmanın farklı ve çeşitli yollarını öğretiyorlar. Barack Obama'nın kızının 2016 yılında bir restoranda çalıştığını biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız resmini şuralara bir yere koyarım. Diğer insanlar da, diğer zengin insanlar da çocuklarının farklı işlerde çalışmasına, başka işleri görmesine izin veriyorlar. Bunun sebebi de çocuğun farklı para kazanma ve çalışma yöntemleri öğrenmesi. Bu şekilde çocuklar büyüdüğü zaman birkaç farklı sektörde iş yapabilir ve daha önceki videomda bahsettiğim gibi işini otomatikleştirebilirler. Yani sadece bir işle sıkışıp kalmaz. Farkındaysanız birçok büyük şirketin birçok farklı kollarda, sektörlerde yatırımı vardır asla tek bir sektörde olmazlar. Enerji, gıda, tekstil, medya gibi birçok farklı alanda faaliyet gösterirler ve yatırım yaparlar. İşte çocuklarına para kazanmanın farklı yönlerini öğreterek çocuğun ileride iyi bir okur yazar ve fırsatları iyi değerlendiren biri olmasını sağlıyorlar. Diğer tarafta da ne yazık ki fakir aileler para kazanmanın tek bir yolunu biliyorlar ve çocuklarına da onu öğretiyorlar. Çocuklar o işi yapmak istemezse veya ileride o sektör batarsa çocuk iş hayatına başladığında sudan çıkmış balığa döner zenginlerin çocuklarını öğrettiği bence çok önemli olan 5. madde faydalı alışkanlıklar edinmek. Zenginden eğer piyango çıkmazsa bir anda yaptığın bir şeyin seni zengin etmeyeceğini ama bir şeye sürekli disiplinli bir şekilde devam edersen seni zengin edeceğini farkındalar. Eğer zengin ebeveynler kendiliğinden veya sıfırdan zengin olmuşlarsa bu noktaya gelmenin verimli bir rutinle olduğunu çok iyi biliyorlar. Bunu yapmanın en kolay yolu da düzenli ve faydalı alışkanlıklar edinmek. Zenginler çocuklarına faydalı alışkanlıklar inşa ederek çocuğun ileride parayı kendisine çeken bir yetişkin olmasını sağlıyorlar. Verimli alışkanlıklar size her zaman uzun vadede çok şey katar. Zenginlerin çocuklarına söylediği 6. şey ise kimse sana bir şey borçlu değil. Sıfırdan ve kendi başına zengin olan insanlar servet inşa etmenin kendilerine ve ailelerine olan bedenini çok iyi biliyorlar. Buraya kadar kendi başlarına geldiler ve kimse onlara bir şey vermedi. Her başarıyı kendi edindiler. Ama aileden zengin olan, bir başarısı, bir yeteneği olmayan veya çalışmayan çocuklara bakarsanız, bebekliğinden beri servetin içinde şımararak büyüyorlar ve hiçbir şey yapmasalar bile ailesinin parasını hak ettiklerini düşünüyorlar. Kendi çalışarak veya sıfırdan zengin olanlar çocuklarına çalışmak gerektiğini, kimsenin onlara bir şey vermeyeceğini öğretiyorlar. Bill Gates ve Warren Buffett ikisinin de aynı düşünce yapıları var. Bu iki adam da çocuklarına servetlerinin tamamını değil sadece küçük bir miktarını bırakacağını açıkladılar. Bill Gates 2011 yılında verdiği bir röportajda çocuklarının yollarını kendi bulmaları gerektiğini ve onlara çok küçük bir miktar miras bırakacağını söylemişti. Yedinci maddemiz sosyal beceriler. Bunu biraz kısa tutacağım çünkü bununla ilgili bir video çekeceğim. İş hayatında genelde daha az konuşulur ama sosyal beceriler en önemli şeylerden biridir. Başka insanlarla iyi iletişiminin olması, iyi bir karaktere sahip olması hayatında ona birçok kapı açabilir. Çocuklarına iyi bir lider olma, başkalarının duygularını anlayabilme gibi sosyal becerilerle ilgili eğitimler veriyorlar. Bu şekilde ikna yöntemlerini iyi bilen, iyi bir girişimci, iyi bir patron ve iyi bir lider ortaya çıkıyor. Zenginlerin çocuklarını öğrettiği 8. maddemiz sabır. Zengin ebeveynler birçok hedefi tamamlamanın ve serveti inşa etmenin zaman aldığını çok iyi biliyorlar. Çocuklarına sıkı çalışırken sabırlı olmayı öğretiyorlar. Sıkı çalışırsan eninde sonunda karşılığını alırsın. Bu mentaliteyi çocuklarına aşılıyorlar. Özellikle ülkemizde birçok insan çalışmadan veya kısa yoldan zengin olma çabası içerisinde. Sürekli parayı bir yerden kırma derdindeler. Ama çalışmadan zengin olamazsınız. Birçok insan iş kuruyor, 6 ay kar edemeyince bırakıyor. Başka insanlar internet sitesi açıyor zengin olacağım hayaliyle. Bir ay bir şeyler yazıp sıkılıp bırakıyorlar. Bu maddede Gary Vaynerchuk'ın örnek aldığım bir sözünü söylemek istiyorum. Sıkı ve disiplinli çalışmalı, büyük resmi görmek içinse sabırlı olmalıyız. 9. madde her zaman daha fazla para vardır. Zenginlerde çok alan ve çocuklarına geçirdiği kafa yapısı her zaman daha fazla para vardır. Dünyadaki birçok insan paranın bir sınırı olduğunu ve kazanabileceği paranın bir limiti olduğunu düşünür. Fakir düşünce yapısındaki biri yeterli param yok der ama girişimci kafasındaki birisi benim için her zaman daha fazla para vardır der. Benim bunu alacak gücüm yok demek yerine ben bunu nasıl alabilirim? Ben bunu almak için nasıl daha fazla para kazanabilirim diye düşünür ama fakir düşünce yapısına sahip olanların finansal limitinin maaşları olduğunu bu limitler altında yaşaması gerektiğini düşünürler. Fakir düşünce yapısı maaşından gelen parayı biriktirebilmeyi ama zengin düşünce yapısı her zaman nasıl daha fazla kazanabilirim diye düşünür. Bu zenginler para biriktirmiyorlar demek değil ama onlar işlerini büyütmek ve gelirlerini arttırmak için çok çok daha fazla vakit harcıyorlar. Zenginlere bakarsanız hep istedikleri parayı kazanırlar. İyi bir tatile gitmek istiyorlarsa bunun için nasıl daha fazla kazanabilirim diye düşünürler. Ben daha az kazanıyorum maaşım 2000 lira 3000 lira o yüzden ben tatile 3 günlüğüne gideceğim demezler. Daha fazla kazanırlar bununla işlerine ve kendilerine yatırım yaparlar ve eninde sonunda istedikleri tatile giderler. Veya eğitimine para yatırmak istiyorsa eninde sonunda çalışıp istediği parayı bulup eğitimine parayı yatırırlar. Yatırım yapmak isterlerse benim yatırım yapacak bir maaşım yok onun için 50 bin lira 100 bin lira gerekiyor demezler. O parayı kazanırlar ve yatırımını yaparlar. Sonuç olarak her zaman daha fazla para vardır ve bizim işimiz onu almaktır. Zenginlerin çocuklarını öğrettiği 10. madde para kazanmanın en iyi yolu başkalarına yardım etmek ve başkalarının sorunlarını çözmek. Dünyanın en zengin insanlarına bakarsanız sürekli dünyanın sorunlarını çözmeye odaklandıklarını görürsünüz. Steve Jobs dünyadaki iletişim ve teknoloji sorununu çözmek için, Ford'un kurucusu Henry Ford ise dünyadaki ulaşım ve taşıma sorununu çözmek için zamanında bu şirketleri kurdular. Hepimiz biliyoruz ki çoğu tembel insanın amacı iş yerindeki görevleri tamamlamak ve maaşını almaktır. Ama aksine girişimci zenginlerin amacı dünyaya bir hizmet sağlamak ve dünyadaki sorunları çözmektir. Sonuncu bonus maddemiz ise çocuklarına her şeyi bilemeyeceklerini öğretmeleri. Birçok insan zenginlerin birçok akıl hocası, birçok danışmanı, mentoru olduğunu bilmiyorlar. Zenginler her şeyi bilmenin imkansız olduğunu anlıyorlar. Bu yüzden kendilerinin bilmediği şeyleri akıl hocalarıyla, mentorlarla görüşerek, toplantılar yaparak öğrenmeye çalışıyorlar. Bu şekilde kendi şirketlerini ve hayatlarını geliştiriyorlar. Asla her şeyi ben biliyorum havasına girmiyorlar. Eğer videoyu faydalı bulduysanız ve beğenirseniz çok memnun olurum. Eğer hala abone olmadıysanız, yeni gelen videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Daha gündelik şeyler paylaştığım Instagram hesabımı da takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, izlediğiniz için teşekkürler.